la vez. Bravo Burcu. Ne zamandır yapmıyordum, özlemişsindir. Çok özledi ve iyileşti yani. Nasıl diyebilirim? İyileşti yani. Daha şey, iyi. Daha iyi demek istedi yani. Orkestra gibisin yani. Ha canım, çok teşekkür ederim. Çok fazla. Sen yaparken iyi oluyor. Biz yapınca nedense hiç güzel değil. No. Ama bence mesela şöyle bir şey. İşin kötü olan tarafını söyleyeyim. Mesela sen yapınca hiç farklı değil gibi yani. Bana anladım. O kadar müzik kulağı yok bende. Aynıymış gibi geliyor bana. Ama Burcu bak, sen kendini kendini güvenmiyorsun bu konuyla. Ben kendime güveniyorum, söylüyorum, sen sürekli gülüyorsun karşımda. No, bence sen bir potansiyel var. Potansiyelim var. Potansiyel var. Bak dün bir haber okudu. Büyük ihtimal sen tanıyorsun tabii ki de. Amerika'dan bir tane yeni rapper var, kadın. Evet. Herkesi Beyoncé bile geçirdi. Evet. Cardi B. Evet. Aslında nasıl diyebilirim? Burcu, bence sen müzik olarak bir kariyer yapabilirsin ya. Cardi B yaptığını vallahi yemin ediyorum. O da ses güzel değil ki Cardi B ha. Evet. Ama tarzı var yani. Evet. Senin de bir tarzı var. Bravo, çok teşekkür ederim ya. Sen olmasan ben ne yapacağım? No, estağfurullah. O zaman Burcu'cuğum. Programı açalım ama hatırlatmalarım var benim, her zaman yaptığım biliyorsun. Metro.fm.tr Instagram adresinden bizi takip ederlerse hediyelerimiz, sürprizlerimiz var. Geçtiğimiz haftalarda zaten verdik, güzel bir hediyemiz oldu. Antalya'da bir hafta sonu tatili sahibine teslim ettik tatilimizi. Daha yeni böyle güzel hediyeler arayan insanlar arıyoruz yani. Eğer takip ederseniz Instagram'dan bizi, bu hediyelerimize ulaşma şansınız daha artacak. Onun dışında da telefon numaramızı da verelim. 0542 657 00 00 numaralı telefonu, adınızı soyadınızı WhatsApp'tan yazdığınız zaman arabenin içinde biliyorsunuz hediye almadan kurtulan kimse olmuyor. Onlardan bir tanesi olun isteriz. Ya Burcu, inşallah bir gün senin gibi Türkçe konuşabilir. Ben seni saatlerce seni dinlenebilir ya. Çok güzel konuşuyorsun Burcu. Benim ana dilim, konuşacağım tabii. Deli midir nedir? Ne olacaktır? No, ama öyle bir şey değil ki. Ya senin güzel. Konuşma güzel. Edebiyat güzel. Güzel. Herkes öyle olmuyor ki zaten. Ne oldu şimdi? Müzikten bana bir şey yaptı. Üzdü ya. En azından buradan biraz sesli. Tamam peki. Aç programı aç. Tamam, arabeni başlıyor. Arabeni. Alo, pronto. Abi, dur, hayırdır abi. İnşallah. Abi daha yeni uyandın, numale pronto. Ama İbrahim abi, biliyorsun ki senin İtalyanca çok güzel ya, o için yani. Şahane abi, enerjisi mükemmel. İbo, çok özledim seni, ne yapıyorsun? İyiyim Burcu'cum, sen ne yapıyorsun? İyi, teşekkür ederim. Ben de özledim vallahi ya. Hayırlı uğurlu olsun baby. Her yer, tamam. Yol arkadaşım inim inliyor, herkes bas bağırıyor. Vallahi çok acayip güzel tepkiler alıyoruz. Dün Eskişehir'de gösterim yaptık vizyondan önce. Evet. Acayip yani, çıldı ortalık, acayip mutlu olduk. Bugün Kütahya'ya geldik. Şimdi burada da bir ön gösterim yapacağız vizyondan önce. Yarından itibaren de zaten tüm Türkiye'de vizyonda film. Ay çok güzel. Acayip ya. Hayırlı uğurlu olsun. Yani. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet, ama abi. Ben de sizi dün akşam Güldür Güldür'de izledim. Aynen. Çok güzeldi. Evet, eğlenceliydi yani. İyi, hadi bakalım. İbrahim, gerçekten bak, eline sağlık. Ağzına sağlık. Yani eşe sağlık. Sana da, Oğuzcan'a. Bütün orada oyuncular. Bak, öncelikle senin senaryo muhteşem. Müthiş bir hikaye. Gerçekten. Eyvallah, tebrik ediyoruz abi. Ha. Müthiş bir hikaye. Çok sevdim. Sen sonuna kadar izledin mi peki filmin kalanı? Yok abi, yarımda çıktı abi. Tabii ki de sana kadar izledim abi. Adamsın. Tabii ki. Sonra filmden sonra sen orada çok kalabalık olduğun için seni rahatsız etmek istemedi zaten. Yok, ben geldim valla, öyle bir yoğunluk oluştu. Evet, inanılmaz kalabalık yani çünkü. Abi bak, hikaye müthiş. Siz orada oynadığınız karakterlere inanılmaz. Şimdi çok söylemek istemiyorum spoiler olması için yani. Ama herkese tavsiye ediyoruz çünkü uzun zamanda o kadar kaliteli, gülen bir komedi hiç görmediği, gerçekten tebrik ediyorum abi. Eyvallah abi, çok çok teşekkür ediyorum abi. Ne güzel şeyler söyledin. Sağ olun. Ne kadar sürdü çekimler baby? Evet. 6 hafta sürdü. Asos'ta, Eğitli'de, Ayvalık'ta, Cunda'da ve İstanbul'da. İstanbul ayakları vardı. Tabii bir de hem onu yaptık hem üstüne 27 Ekim'de vizyona girmek istemişti. 27 Ekim Cuma vizyona girelim diye. Uğraştım. Çok hızlı da bir montaj sürecine girdik. O zor zaten. Orası bitti. Biz de montajı da sabahlamaya başladık. Hmm. Hani montajı da bir an önce bağlamamız gerekiyordu falan. Bayağı meşakkatli oldu ama
dediğim gibi seyirci böyle çok tepkiler verince bütün yorgunluklar gitti yani. Oh ya, çok acayip mutluyum sizin için. Vallahi. İnşallah yolunuz açık olsun baby. Yoruluyorsunuz İnşallah. Da. Şimdi İbrahim abi artık sinemada mı? Yoksa şey? Cuma günü sinemada işte. Yarın evet, değil mi cuma gösterimde? Evet. Aynen. Cuma günü sinemada. O zaman yolunuz açık olsun. Bol gişeler ne derler? İşte şey değil mi? Bol gişe derler. Evet. Doğru derler. Ne? Doğru derler. Seni yerim ben. Doğru derler. Allah yolunuz açık etsin babies ya. Çok seviyorum sizi inşallah. İnşallah herkes de senin gibi bir yol arkadaşı olsun şey İbrahim abi. Eyvallah. Seni seviyoruz kendine iyi bak. Vallahi biz de sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay canım sen diyorum. De. Ay, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaş. Bay bay. Arabes. Ya şey Burcu bir tane video izledi lütfen izle çok komik. Emmanuel Macron Fransa'da şey başkanı. Evet. Kendi evin içinde. Evet. Orada bilmiyorum nerede oturuyor bilmiyorum Fransa'da. Şey saray Fransa sarayda. Aha. Bir tane böyle bir grup politikacı davet ettiler. Evet. Herkese salonda oturuyor. Hı-hı. O da önemli canlı yayında program var yani. Haberde. Bir anda içeriye köpek geliyor. Çok şükür. Köpek şey. Tak şey. Kalkıyor. Şemine yanında çişiyor. Ya. Tabii ki de herkese gülmeye başladı. Evet, canlı yayın sırasında. Ay, çok abi çok ya. Güzel ya. Abi işte doğal. Bak ben mesela bu tip şeyleri işte çok seviyorum ya. Ya gerçekten bunu nasıl Türkçeleştireceğimi de çok fazla bilmiyorum. İnsanlar artık böyle rahatla konuşamıyoruz. Herkes de beni gayet rahat bir şekilde anlayacaktır. En çok üzüldüğüm, en çok sinirlendiğim, kızdığım şeylerin başında geliyor ya. Böyle insanlarından uzaklaşan yöneticiler diyeyim. Yani her şey için söylüyorum. Yani ben mesela bir şirkette çalışıyordum. O çalıştığım şirkette şirketin sahibini iki kere falan görmüşümdür. 5 sene çalıştım orada. Kanallardan bir tanesi. Böyle selam vermezdi mesela kimseye işte gideceği odaya giderken. Böyle biz açık ofislerde çalışıyorduk. Kimseyle göz kontağı kurmazdı mesela. Ama sonraki çalıştığım şirkette ilk çalışmaya başladığım günden itibaren bu patronu her gün gördüm ve herkese neredeyse ismiyle hitap edecek kadar ilgili ve bu konuda saygılı ve sevgi doluydu yani her zaman. Öyle olduğu zaman bir önceki patronla o kadar da böyle delirmiyorsun ama bu patrona mesela çalışıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. İyi hissediyorsun, önemli hissediyorsun. Sonuçta koskoca patrondan bahsediyoruz ya. Önemli. Acayip bir şey. O yüzden böyle hani böyle normal artık, insan değil mi? Evet ya. Zaman kendini geldi. Böyle soyutlayıp başka bir dünyada yaşıyor olmak filan hani işte köpeğim var o da işiyor yani halıya sonuçta yani anladın mı? Bu böyle hani bu beni yakınlaştıracak ona yakınlaştıracak bir şey açıkçası. Burcu bak dün ben mesela kavga ettim. Hı. Çünkü ben oğlumla beraber ve eşimle beraber biz dışarı çıktı. Hı. Bir alışveriş merkezi gitti. Açık bir alışveriş merkezi. Sonra çocuk şey yemek istedi. Bizi şey içeri girdi. Benim köpek de var yanında. Aha. Tamam mı? Ama benim köpek şey 15 santimetre bir köpek. Evet küçük biliyorum evet. Küçük. Şey restoran müdürü geldi ve şaşırdı biliyor musun? Çünkü bu İtalyan bir firması bile yani. Hı. İtalyan müdürü geldi. Burada bizi şey köpek kabul etmiyoruz. Hı. Ben dedim ki baba 2018 ya köpek kabul etmedi ne demek ki? Evet. Ya benim köpek mas üzerinde koymuyorum ki. Evet. Veya benim köpek yerlerde çiş yapmıyorum ki. Bir de şey elinde bile tutuyor. Evet. Çanta da var falan filan. Yok hakikaten. Ben dedi ya sen haklısın. Bu senin restoran. Ya, bu zaten... senin şey. Demek ki ben burada gelmem ya tekrar. Ne yapacaksın ki? Aynen öyle. Zaten öyle. Sonra şey çocuk orada yemek yedi. Ben de dışarıda köpekle bekledim. Sonra... Bir de benim köpeğim biliyorsun benimki. Bir de ben senden daha çok yaşıyorum bu sıkıntıyı. Yani benimki zaten 35-40 kilo olduğu için zaten hani seninki gibi 15 santim kucağıma alayım falan gibi böyle bir durum yok. Öyle değil tabii ki seni koskoca. Bizim öyle bir dünyamız yok ben yani evet gerçekten götüremiyorum. Ama ne, ya bak benim restoranda olsa ya benim restoranda köpek tabii ki de içeri gidebilir. Tabii ki de şey de olacak yani. Serbest bakamıyorsun, şey yapmıyorsun falan filan ama köpek tabii ki de niye olmasın ki? Aynen. Yani ben tanıyorum bazı insanları şey köpeklerden daha pis yani. Çok iyi bir tanıdık yani. O ayrı bir konu ya. Olsun fark etmez. Konudan konuyu atladık ama olsun. Şikayetçi olmuş şeyleri söyledik nedense. Aynen açtığın öyle. Açtığın konuyla hiçbir alakası olmayan konularda demek ki bizim sıkıntılarımız varmış. Bunlar da paylaşıyor. Aynen öyle. Ama bir öğrendik bir şey öğrendik. Macron köpeğe çiş yapıyor. Eyvah. Ah Burcucuğum. Bak bir şey de sana söylemek istiyorum. Dün çok güzel bir tane gala gittim. Yeni film çekiyorum. Yol arkadaşım İbrahim, sevgili İbrahim Büyükak zaten filmini
şey tam o da şey senaryo bile yazdı. Senaryo yazdı. Aynı zamanda oynuyor. Tabii ki de İbrahim ile beraber Ozgan Koç, Emrah Kınay, Aslı, Bekir Oğlu ve Eda Ece'de de var. Müthiş bir film. Çok komik, çok güldü. Tavsiye ediyoruz. Yanlış hatırlamazsa ve inşallah yanlış söylemezsem bu cumart itibarından sinemada olacak. Lütfen kimse unutmasın. Çok çok önemli. Çok çok önemli mi? Çok çok önemli. Ne kadar önemli mesela? Ya şey ben şey diyorum bu sanatçılara hep destek olması gerekiyor Burcucuğum. Çünkü bir tane hayat sanatsız olmaz Burcucuğum. Şey böyle bir hayat sanatsız şey. Renksiz. Bir donut deliksiz gibi yani. Deliksiz donut. Deliksiz donut. Neyse olsun. Olmadı. Ha sana sorayım. Şey hayat sanatsız. Evet. Bir tane İskender yoğurtsuz gibi. Ah be oldu ya. Oldu yani tamam oldu. Ya. Tam işte, poem tam gibi yani. Aa bu konuyla ilgili bir şey soracağım sana. Ha poem dedin ya oradan hani şiir dediğin için söylüyorum ay, sana. Şehir pardon. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Yani araştırma değil sonuçta bu sürekli araştırma yapıyorlar ya. Evet. O bizim o araştırmalara benzemiyor. Bu başka bir şekilde şöyle bir şey. İstatistiksel olarak söyleyeyim. Wow. Şöyle mesela demişler ki kadınlar mı daha duygusal erkekler mi daha duygusal demişler. Şöyle bir bakmışlar. Daha çok erkek şair olduğu için erkeklerin daha duygusal olduğuna karar vermiştim. Evet evet ben de duyduğu yani ama ben kabul ediyorum ben şok olmuyorum. Şimdi istatistikler. Bravo. Ay siz istiklal caddesi gibi oluyor biraz. İstatistik evet. İstatistikler. Doğru söylüyorlar bence. Biz duygusal. Ama baby bak duygusal ama şimdi şöyle bir sıkıntım var benim sizinle ilgili onu sana söyleyeyim. Şimdi bence siz duygularınızı söylemek yerine yazıyorsunuz abi. O yüzden böyle bence. Biz kadınlar söylemeyi tercih ediyoruz ya da göstermeyi tercih ediyoruz. O yüzden öyle. Öyle düşünüyorum ben. Siz böyle yüzünüze söyleyemediğiniz için böyle yazıyorsunuz. Sonra böyle şairler gibi böyle satırlar. Evet dedi böyle şairler. Bitmez bir konu. Bitmez. Ya Burcu gerçek bu. Bizde ne zaman şey Matt Joblek şey filmi var ya Brad Pitt'te evet. Falan filan. Türkçe nasıl? Joblek hoş geldiniz. Joblek ben Türkçesini bile hatırlamıyorum o şu şey filmi. Mi Joblek de hep yani Joblek. Benim için. Ya, hoş geldin öyle bir şey. Joblek. Biz alıyoruz. O Leonardo şey bir Brad Pitt'in filmi. Evet biz alıyoruz Burcu. Ağlıyorsun. Alıyoruz. Biz ağladığınızı biliyoruz. Biz alıyoruz çok alıyoruz. Evet, bizim yanınızda bir... ağlamıyorsunuz sadece. Evet biz duygusal ve kapalı ikisi de beraber. Çünkü bak duygusal ama içinde ego var ya. Evet. Bu ego bizi şey. Paramparça ediyor fırçalıyor sizi. Aynen öyle. Acayip bir şekilde yıpratıyor bence. Aynen öyle. Evet, keşke ya. Biz bu ego çözebilseydi ne güzel olur yani. Değil mi? Şöyle yani ben mesela bu konuyu daha önce konuşmuştum başka bir ortamda. Ağlayan erkek yani böyle insanda ağlanır yani karşındaki erkek ağladığı zaman ona olan saygını kaybediyor. Öyle bir durum yok yani. Hani böyle sürekli saçma sapan şeyler için ağlıyorsa tabii ki bir anda gözünde böyle farklı bir yere gelebilir. Ama yani gerçekten çok büyük bir kayıp için ağladıysa ya da sizinle ilgili çözemediği bir problem varsa ve onunla ilgili böyle çıkmaza girdiği için ağlıyorsa mesela ona da varım. Tabii ki. Yani çok büyük bir her şey yani bir hayatında önem verdiği birisinden bahsetmiyorum. Bir işle ilgili de bir sıkıntı yaşayıp da mesela ağlıyor. Mesela PlayStation açmıyor. Ya. Çok ciddi yani konular yani. Saçma açılmıyor diye ağlarsa gerçekten tekmeli döverim seni. Ya belki bir şerefsiz böyle bir anahtar ile araba çizdi. Yok artık alıyoruz ya. Alıyoruz Burcu. Hadi biz alıyoruz saçmalama. Burcu. Ama bunun için ağlanır mı ya? Ne ayıp ya. Saçmalama abi. Biz bile ağlamıyoruz yani. Ne bu? Yok şey belki şey sipariş etti. Evde geldi. Acı söz gelmedi. Burcu, bu bir problem Burcu. Bu ciddi bir problem abi yani. Niye ağlıyorsun? Yaz bir şiir. Hep öyle yapıyorsunuz ya siz. Yaz bir şiir yaz ya. Acı gelmedi. Evet evet. Bu ama şey doğru söylüyorsun. Kabul ediyorum. Biz çözmek zorundayız. Erkekleri bence gibinden sonra biraz şey mantra yapıyorlar. Topluyorlar bu bilgileri. Göreceksiniz 2100'dan sonra biz daha iyi olacağız yani. 2100. Evet. Biraz zaman verin. Biz görmeyeceğiz. Yok biz görmeyeceğiz. Biz görseydik iyi olurdu be. Maalesef. Neyse kısmet. Gelecek nesiller. Arabesk. Ya Burcu bir film var. Dün gece tekrar izledi. Hangisi? The Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio öyle. Ya öyle bir film olmaz. Ya ben diyorum ki o film için niye Leonardo DiCaprio Oscar kazanmadın ki?
Ya o kazanmak zorunda. Evet ya, ya çok iyi. Zaten sana sormak istediği bu. Niye Leonardo DiCaprio sadece bir Oscar kazandı Vurcucuğum? Niye öyle bir şey? Daha gelir mi? Daha şey yapar. Neden öyle şey yapıyorsun erkenden? Öyle bir hani bir daha almayacak diye bir şey yok ki. No ama o kadar güzel film yaptı. Bu bir tane. Mesela The Aviator. Bir ya. Tane daha. O da muhteşem bir tane şey verdi. Bir performans verdi yani. Ya ama bütün performansları çok iyi bence. Great Titanic. Gatsby. Tabii ya. Great Gatsby. Müthiş. En iyi neredeyse. En iyi. Şey de yaptı. Quentin Tarantino filmi yaptı. İsmi hatırlamıyorum. Böyle bir western gibi bir tarz. Orada müthiş yani. Hangisini söylüyorsun acaba? Magnificence etti. Yedi. İnanılmaz yedi mi? İtalyanca Magnificence etti. Aynen. Bilmiyorum. Harika yedi. Evet öyle herhalde. Valla mı? Herhalde öyle olsa gerek. Ya çok var. Ya. Acaba sen gördün mü ne oldu Hollywood'dan? Büyük bir skandal oldu Weinstein'in. Evet ya. İnanılmaz büyük bir skandal Amerika'da Weinstein. O kriz şöyle patladı anladığım kadarıyla. Bu zaten normalde konuşulan, sektörde konuşulan konulardan bir tanesiymiş. Zaten Brad Pitt'te biliyorsun Gwyneth Paltrow'a ilk böyle bu asıldığı zaman adam yani işte ne yaptıysa bilmiyorum, bir sürü insana bir sürü şey yapmış, odasına çağırıyormuş, bornoz giyiyormuş, bornozunu çıkartıyormuş, işte bana masaj yapsana diyormuş, gel banyoya girelim, duşa girelim diyormuş filan. Gwyneth Paltrow'a hangisini yaptığını hatırlamıyorum da o dönemde Gwyneth Paltrow'la birlikteymiş Brad Pitt'te. Bir partide yumruk atmış. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan seni daha kötü yaparım, benzetirim filan diye. Bu mesela bu dedikodular konuşuluyormuş. Ama mesela ben Ashley Judd'ı çok beğenirim. Onun bir röportajını okudum bu konuyla ilgili. Bana da işte böyle bir şey yapmıştı ama ben onunla ilgili şikayetçi olduktan sonra da benim kariyerimi çok kötü bir şekilde etkilemişti. Bütün kapılar bana kapandı diyor mesela kadın. Yani böyle şeyler yaşanıyor demek ki Amerika'da da. Yani dünyanın her yerinde zaten yaşanıyor. Türkiye'de daha çoğu yaşanıyor. Yani hani böyle şimdi onlar konuşmaya başladı diye biz de böyle konuşmaya başlarsak zaten kimse susturamaz. Tabii ki. Ama mesela Amerika'da bu kadar zaten yerini kendi tırnaklarıyla kazanmış, işte çok milyonlarca insan tarafından sevilen, bu kadar değerli, bu kadar iyi oyuncuların, kadın oyunculardan bahsediyorum. Kadın oyuncuların bile sektörde bir erkek tarafından bu kadar kullanılmaya çalışılması, işte istediği şey verilmediği zaman onların kariyerleriyle bu kadar kolay bir şekilde oynayabilmiş olması mesela beni çok şaşırttı. Çünkü mesela bu bahsettiğimiz isimler, daha doğrusu bu böyle ben de bu olayın mağdurlarından bir tanesiyim diye konuşan insanlara baktığın zaman öyle hani bu hani nobody diyebileceğin insanlar değil bunlar. Değil. Yanlış mıyım? Gerçekten şey. No. Doğru söylüyorsun. İnanılmaz filmler çekmiş, herkes tarafından çok sevilen, milyonlar tarafından aşık olunan kadınlardan bahsediyoruz yani. Ve bu insanların kariyerleriyle oynamış bir de bu adam üstüne üstlük. İşte o galiba önce karısı terk etmiş. Bu olaylar çok fazla evet, böyle hemen, içeride konuşuyor. Hemen. Sonra arkasından da kendisi intihara teşebbüs ettiği zaman zaten bu mesele bu kadar çok büyümüş. İşte şu anda mesela işte empatiyle yaklaşabiliyorum falan diye böyle bir açıklama yapıyor. Sağ olsun yani böyle bir ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Ve orada şey şaşırdı. O için ben Leonardo DiCaprio burada bağlandı ya. Bu Miramax şirketi Miramax evet. Zaten bu sahibi. Hı-hı. Şey. Weinstein kardeşim. Weinstein evet. Şey diyorlar. Oscar için inanılmaz güçlü var yani. Evet. Acaba biz burada Oscar peşindeyiz. Herkese bir şey mi? Sattı mı acaba Burcu'cuğum? Ne o? Sattım her şeyi. Çünkü onlar da Miramax ilgili, ya bu şirket ilgili Oscar ödülleri var ya. Onlar da oynuyorlar bu Oscar ödülleri. Kendi işlerinde sattılar mı diyorsun? Evet, onu anlayamadım. Evet. Kendi işleri manipüle ettiler yani. Edilebilir. Yani. Ben Feud diye bir dizi seyrettim. Yani çok eski bir zamandan bahsediyor. 60'lar, 70'ler falan. 60'ların sonu hatta böyle. Manipüle edilebiliyormuş zaten oylar. Şöyle manipüle ediliyor. Böyle küçük bir grup tarafından oy veriliyor zaten. O grup içerisinde çeşitli hileler, hediyeler, atıyorum küçük tehditler, işte belki iş vaatleri filan gibi farklı yollarla. Bu tarz şeyle. Aynen evet. Oyların yönlendirilebildiği konuşuluyor zaten. O filmde de, o dizide de bundan bahsediliyordu. Ama ne bileyim ya, o zaman böyle olduğu zaman tabii ki bu kadar böyle saygı duyduğum bir ödül töreni, akademiden bahsediyoruz yani sonuçta. Şimdi bana bunu söylediğin zaman değil mi? Şaşırmaz yani. Yani şöyle bir şey seyrederken o kadar böyle tarafsız bir şekilde seyredemez hale geleceğim yani. Bence bugüne kadar Leonardo DiCaprio en az cebinde 3 Oscar var yani. Kesin. Bizim gönlümüzden verdiğimiz Oscar'lar onlar ama. Kesinlikle. Zaten bence öylesi daha önemli. Yanlış mıyım? Yok. Hı. Zaten adam o için çok başarılı. Tabii aynı. Arabesk. Alo.
Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, çok mersi. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Bizim... Eskişehir'den arıyorum. Eskişehir'den İskender arıyorsun. İskender adım. Oo, İskender. Evet. Oo, İskender Eskişehir'den. Evet. Ama İskender ne güzel bir ismi abi. Gerçekten evet. büyük İskender'den geliyor değil mi? Şey yani. Genelde kebap geliyor. No, o kadar değil yani. Değil. Ben Tari'den bahsediyorum abi. Büyük İskender. Evet. Bütün dünya kendine ait olduğu zaman yani. Ya ama şimdi siz söylediniz diye ben bir şey soracağım. Aileniz herhalde İskender'i sevdiği için koymamış isminizi İskender değil mi? Yani Büyük İskender'den geliyor. Evet. Tamam. Evet. Ondan dolayı. Tabii ki de senin o ismin ya şiş. Yani o biraz ayıp ya. Benim İskender o bir ayıp olabilir yani. Çok, acaba evet. Öyle bir şey soracağım. Gerçekten çocuğuna ben bunu araştırmak istiyorum. Varsa öyle birisi bizi arasın ne olur ya. Ailesi gerçekten İskender'i sevdiği için acaba İskender ismi koyulan bir çocuk var mı? Yoktur herhalde. Yoktur. İnşallah yoktur en azından. Ama ben şey biliyorum. Şey, Gwyneth Paltrow var ya şey. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Onun kızı ismi Apple. Evet. O aradığım kadar çünkü kız şey kadın elma çok sevdiği için Apple koydu. Öyle mi? Ben de New York'ta doğdu falan diye mi acaba Apple diye koydular diye düşünürdüm hep. Neyse biz İskender Bey'in konusunu bozmayalım. Tamam Halka kusura bakma, özür dileriz abi. Biz onu araştırıp ama bir sonraki konu konuşalım efendim. Bu güzel bir konu. Eskişehir'de ne işle uğraşıyorsunuz peki? Meşgulsünüz? Özel bir fabrikada çalışıyorum ben. Ne üzerine fabrika? Ne üretiyorsun? Cam. Bilemedik ne oldu ona. Ama abi sen İyi ki söylemediniz. Abi sen üflüyor musun sen? Üflüyor musun? Yok canım. O biraz el sanatlarına giriyor. Bizimki tamamen makine. Tamam fabrikası yani. Evet. Anladım. Ben biliyor musun ben bir hafta sonra cumartesi pazar Eskişehir'deyim ya. Çünkü şey benim oğlum söz verdi. Tren bineceğiz. Orada şey var. İzli tren var ya İstanbul'dan Ankara gidiyor. Evet. Eskişehir biz de geliriz yani. İzli tren ile. Çocuk çok istiyor söz verdi ya. Ne güzel. Bayılıyor. Görüşün. Bayılıyor. Tamam abi can bende. Can sende. Tamam. Beklerim. İyiymiş güzel. Peki siz yani ne zamandır bu işte çalışıyorsunuz? Siz teknisyen misiniz yani? Fabrikada hani her şeyi makineler yaptığı için şeyi ben onu şey yapamıyorum. Çok fazla anlayamıyorum. Kontrolör falan oluyor herhalde. Nasıl? Göreviniz ne? Son aşamasındayım. Ben. Tamam. Bölümündeyim. Tamam. Asıl lazım olan kısmındasınız. Evet. Abi sen ne kontrol ediyorsun? İçinde bir hava olması, bir kırık olması böyle mi kontrol ediyorsun? Genelde makineler kontrol ediyor bunu. Senin... Belli araçlarla testlere sokuyoruz bunları. Okey. Sen aslında kontrol değil ya. Sen, bu makine şey... Ne testi mesela? Dayanıklık testi mi? Atıyorsunuz yere kırıldı mı kırılmadı mı? Öyle şeyler. Patent testi, dik yük testi, darbe testi. Dik yük testi. Vay. O zaman sen kaliteli cam yapıyorsunuz. Herhalde. Onlar öyle yapıyorlar zaten. Evet. Ben anladım hangi firma olduğunu da. Evet bravo. Ben anladım hangi firma olduğunu. Orada biraz, sıkıntı yok. Sen rahat ol. Hiç sıkıntı yok. Önemli değil abi. Sıkıntı yok yani. Anladın. Sağlam bir marka. Sağlam bir marka. Rakipsiz. Rakipsiz. Maşallah Allah başınıza eksik etmesin yani. Biz bugün gözlük veriyoruz şansınıza. Yani artık evet. Güneş var mı? Eskişehir'de en son ne zaman gördünüz? 20 ay falan oldu galiba. Biz de aynı şekilde o günlere giriş yaptık hayırlısıyla. Evet. Çok tatsız günler içerisindeyiz. Evet. İstanbul baya böyle hani o iğrenç böyle mutsuz depresif günlerine geri döndü. Özlediğimiz. Tez zamanda inşallah bak nasıl hemen yazın yanarken böyle hani sıcakta kış gelsin biraz rahatlayalım diyoruz. Sonra kış geldiği zaman da ne oldu güneş işte insanoğlu. Şimdi size sorayım size çok fazla da bekletmeden. Tem otoyollarında yer alan tabelalar hangi renklerdedir? Yani hani böyle otobanınki farklı. Mavi. Yok o işte o mesela o E5. Yani benim soruda anladığım kadarıyla bir E6 vardır ya o hani böyle daha lüks olan daha uzun olan yol. Yeşil. Teşekkür ederim. Lüks yol. O bana daha öyle. Niye öyle dediniz? Asfaltı bile daha kaliteli sanki. Böyle daha lüks evet. Sürüş keyfi daha bir farklı sanki falan diye abartıyorum. Evet, bu yeşil. Fazla olmadığı için. Doğru söyle. Az bir tane. Bu yeşil cevabı size güzel bir gözlük hediyesi kazandırdı efendim. Çok teşekkürler. Arkadaşlarımız sizinle iletişim kuracaklar. İyi günlerde kullanın gözlüğü. Görüşürüz abi Eskişehir selam. Ya evet ya biraz böyle nankörlük yapıyoruz aslında da böyle yağmuru gördük mü. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Hafta başında ben bir işe gittim. Karşıda. Böyle sosyal medyamdan da böyle bir tane story'de paylaştım. Ya bak
Yani sana zaten şöyle anlatayım. Vakit geçirmek için bir arkadaşımın evindeydim. Köprüyü görüyor ev. Hani ne zaman çıkacağımı kontrol edebilmek adına söyleyeyim. Eve gittiğimde, onun evine gittiğimde saat böyle 5.30-6 falandı. Gideceğim lokasyon 2 saat 7 dakika gösteriyordu. Bak 2 saat 7 dakika. 2 saat 7 dakika. Evet. 15 dakika sonra baktım. 1 saat 59 dakika. 15 dakika sonra baktım. İşte 1 saat bilmem ne dakika falan derken 7.30'da 57 dakika gösteriyordu. Öyle çıkabildim evden yani. Ve köprünün üzerinde bir trafik, bir yağmur, bir fırtına. Bak yani gerçekten. Ve o köprü sallıyor ha. Sallıyor. Önemli değil yani. Sallanıyor tabii ki, sağlam da. Mesela bunu her akşam çeken insanlar var abi. Yanlış mıyım? Evet. Allah kolaylık versin gençle. Bak evet, her sabah ve her akşam çeken, bunu yaşayan insanlar var. Yani hani sayılar veriyorduk. Ben şimdi o sayıları unuttum. Tabii şimdi bir şey söylesem mesela gönlümden geçen bu kadar çok saat... saatini trafikte geçirmesin keşke insanlar, yanlış mı? Ama bence en az 4 saatini İstanbul'da yaşıyorsanız en az 4 saatimiz trafikte geçiyor. Ama ben olsam, ben Avrupa Kasya'ya çalışırsam hayatta şey, Asya'dan şey oturmam. Yani bu biraz şey, nasıl diyebilirim? Avrupa yakasında çalışıyorsun. Ya, ama bu imkanların doğrultusunda baby. Çünkü anladığım kadarıyla, daha doğrusu bildiğim kadarıyla eskiden öyleydi aslında. Şimdi nasıl bilmiyorum da Anadolu yakasında kiralar, fiyatlar falan biraz daha eskiden uygundu. Hala öyle mi bilmiyorum. Ama insanlar daha çok tercih ediyorlar. Bir de Anadolu yakasında şöyle bir durum daha var. Avrupa yakasında olmayan böyle bir adı üstünde, böyle Anadolu'dan gelen herhalde büyük bir ihtimalle. Daha böyle sıcak komşuluklar, yeşillik, evet aynen öyle değil mi? Böyle mesela Bağdat Caddesi var, yürüyebileceğin, çıkıp böyle kilometrelerce değil mi? Boydan boya mağazalara bak, restoranlarda otur falan. Avrupa yakasında böyle şeyler yok yani. Ne, ama biz bu tarafta mi? Şey var bu. Zeytinburnu, Bayrampaşa, Bekimgöl'e. Ya çok seviyorum seni ya, bu bakış açısı. Neyse, aynı böyle bir karamsar yani. Bir şekilde zaten, ama kötü karamsar bir şekilde kapatmayalım programımızı. Yarın cuma, hafta sonuna bir gün kaldı sadece. Biraz daha sabredin efendim. Evinize gittiğiniz zaman sevdiğiniz insanları dudağından, yanağından, alnından, boynundan, her yerinden öpün. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Ciao.